Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 282 آيات Bu آيات Kur'an'daki en uzun آيات Kur'an'da bir sayfa mükemmel mana şu آياتten ibaret Kur'an'daki en uzun آيات Ve bir de köp meseleler var Şunun için ben ikiye bölemem Bugün seni yarımını okuyunuz Ertaga keyin keyingi darsda qolgan yarmini o'qiymiz. Endi hammasini biz darsda o'qiymiz desek, ko'p masala qolib ketadi. Demak, bir odam so'rasa-ki, Qur'ondagi eng uzun oyat qaysi oyat desa, Baqara surasi 282-oyat deysiz. Eng oxirgi oyat qaysi desa, 281-oyat deysiz. Astaezu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Ey iman keltirgan kişiler, ortalarizda dayn bilen muamele qilganlarizda, yani muayyen bir vaqtga, muayyen bir muddatga dayn bilen muamele qilganlarizda onu yazıp koyular. Ve onu ortalarizda katib, yazuvchi adalet bilen yazsın. Ve katib Allah Ta'ala onge örgatgan de yazışlıktan baş tartmasın. Yazsın. Ve üstüde hakkı bulgen kişi yazdırsın. Ve Rabbisi bulgen Allah'tan korksun. Ondan bir anla seni kemetirmesin. Eğer üstüde hak bulgen kişi sefih bulsa, ya ki zayıf bulsa, ya ki yazdırışlıkça küçü yetmese, yani ozi yazdırışlıkça küçü yetmese, onun velisi Onun yakını adalet bilen yazdırsın. Erkeklerinizin arasından iki şahitten güvahlik talep kılıyorlar. Eğer iki de erkek mevcut bulmasa, bir erkek ve iki hatın. Güvahlanışıdan özleriz razı buladığın kişilerden ibaret kılın. İki ayaldan bittesi adaşıp olsa, Ulardan başka bittesi esletçiliği vardır. İmam-ı Suyuti Celal Ayn'a eti yaptılar ki Ya eyyühellezine amenu izâ tedeyyentum te'ameltum bideynin Ey iman kiltirgen kişiler Sizler karz bilen yani deyin bilen muamele kıyarlarızda Kesele min ve karzî mesela selam ve karz yokşap Selamdı bilesler fiqh kitaplarda okudularız. Pül birilerde mal kiyin alınadı. Qarz pulga pul. Dayn degani mol beriladi, pul keyin olinadi. Ila ajali musamman, ya'ni ma'lumin. Ma'lum atalgan bir muddatga. Aktubuhu yozinglar istisoqan va daf'ali nizai. Istisoqan degani ishonchni mustahkam qilgan holatda va nizoni tortishuvni daf degan holatda. O'rtada bir ixtilof paydo bo'lmasligi uchun وَلْيَكْتُبْ كَاتِبُ الدَّيْنِ Ve bu deyinli,
Yani bizde karz deyişedir, lakin ne doğru. Dayın kelimesi hem Arapça, karz hem Arapça, dayını biz karz deyişliğimiz ne doğru kanadı. Dayını yazıcı, beynekum katibun bil adli, ortalarınızda adaletle yazsın. Yani bil haqqi haqla, fi kitabatihi yazıyıp durganıda. La yazidu fil mali vel ajali ve la yankusu. Malda ve müddette ziyade hem kımaydı, kem etilmeydi hem. Katib yazıyıp durganıda malda köpem yazmasın, azam yazmasın. Vaktini kıskayam yazmasın, üzülem yazmasın. Nemeye kirleşilingen olsa şunu yazsın. Ve la ye'be yemteni'u katibun. Ve katib yüzü gülmesin. Yani uzunu, uzunu da imtina kımasın. Başta atmasın. İn en yektube yazışlıktan. İzâ du'ya ileyhâ gel yazışlıkça çakırılgende. Katibini yazgindip çakırılgende yazışlıktan başta atmasın. Kemâ allemehullâhu. Yani kendi yazsın, Allah-u Teala öğretkenlik. Ey feddalahu bil kitabeti. Yani Allah-u Teala bu katibini yazışlıkını, yazışlık hunarını meskırışlıkla faziletli kıldı. Yani bana şu faziletini Allah-u Teala işletsin. Fela yebhas biha. Bu fazilette bahirlik kımasın. Ve li kefu mutaliqatun bi ye'me. Kemâdegi kef ve la ye'medegi fiilge mutalı buluyordu. Demek başta atmazsın, yüzü gülmezsin. Allah-u Teala ilim ürgetti ki onge. İlimde Allah veriyen ki o. Demek ya bahirlik kıl yaptı diken marak et çıkardır. Feliyektub, yazsın, yani tehkid böyle yaptı. Vel yumlil, ve yazdırsın, yani yumilul katib, katibke yazdırsın. Ellezi aleyhil hakku, üstüde hak bugün adam, addeynu yani deyn bugün adam. لأنه المشهود عليه çünkü guvohlik qilingan odam mana shudur. Fayuqiru li'alama ma alayhi. O'zini zimmasidagi narsani bilishligi uchun iqror qilishlik kerak. Ya'ni o'sha zimmasida mol bo'lgan odam boshqaga molning muqobilidagi pulni berishi kerak bo'lgan odam shuni bilsin-daki iqror qilsin. Valiyattaqillaha robbahu, robbi sollohdan qo'rqsin. Fimlayhi o şey hazır yaptırganlar. Ve la yabhas yanqus minhu ayal haqqi şey'a. Haktan bir nesane kem etirmezsin, naqs kımasın. Fe in kana allazi alayhi al haqqu safihan mubazziran. Eğer üstüde hak boyu adam safih bosa, mubazzir bosa, yani israfçı bosa, akılsız bosa, ev da'ifan ya ki za'if bosa, anil imla'i. Yani yazdırışlıktan zayıf olsa. Lisigrin, ev kibrin. Yaşı nihayette küçük bu genlik için, ya ki yaşı dökette bu genlik için, aciz olsa. Ev la yastati'u en yumilla huve. Ya ki uzu yazdırışlıkça küçük kuvveti yetmese. Liharasin, sakav bu genlik için. Ev cehlin bil lugati ev nehvizelik. Ya ki lugatta bilme genliği. Ya ki muamelada hiç bilme genliğini. Ve şun görseken eserlerini, bilmeganligini sababidan o'zi yozdirishlikka kuch yetmasa falyumlil valiyuhu unda valisi yaqini yozdirsin mutavalli amrohu min validin va vasiyin va qayyimin va mutarjimin ya'ni ishiga egalik qilyapti degan odam dadasi bo'lsin yoki vasiyat egasi bo'lsin yoki birortasining o'rniga qo'yilgan odam bo'lsin yo tarjimon bo'lsin. Bana şimdi adamlar yazdırsın. Bil adli, adaletle yazdırsın. Basta şehidu, güvahlar talep kililer. Eşhidu aleddeyn. İşte denge, deyinge, alınge malinin pülü doğrusu da güvahlar kayım kılınsın. Şehideyni, şahideyni. İkide güvah. Min ricalikum erkeleriz-i içiden. Ey baliğil musliminel ahrar. Balog'at ketgan va hur musulmonlardan. Ham balog'at ketgan bo'lishi kerak, ham hur bo'lishi kerak. Shunday musulmon erkaklardan ikkita guvoh talab qilinglar. Fa illam yakunani ay shahidani rajulayni. Agar ikkita guvoh erkak bo'lmasa, rajulun va imro'atani yashaduna. Bunda bir erkak va ikkita xotin guvohlik beradilar. Mimman taradona minash shuhada. Şu güvahlar arasından uzlayız razı bırakılan kişilerdi içinden. Dinihi ve adaletihi
Yani diniga adolatiga o'zlari rozi bo'ladigan kishilarda ishidan bo'lish kerak guvohlar. Va ta'addudun nisa, endi ayollarning adatlanishligi, ayollarning ikkita bo'lishligi esa li ajli mana shuning sababidandir. Antadilla. Ya'ni adashib qolsa, tansa degan, unutsa. Ihdahuma shakala otidan bittasi unutsa yoki adashsa, shahadat ya'ni guvohlikni unutsa, esidan chiqarsa li naqsi aqlihinna va dabbihinna. Ayollarning aqli va saqlab qolishlik qobiliyati erkakka nisbatan noqis bo'lganligi uchun unutsa deyapti. Fatuzakkira eslatadi bit taxfifi va tashdidi. Taxfif qilsa fatazkura eslaydi bo'ladi. Fatuzakkira bo'lsa tashdiddan eslatadi bo'ladi. Ihdahuma shulardan bittasi ya'ni azzakira eslagan al-ukhra al-nasiyata unutgan boshqasiga eslatadi. Va jumlatul izkar mahallul illati va eslatchilik jumlasi illatning yeridir. Ay li tuzakkira in dallat ya'ni shu xotinlardan bittasi mabodagi xato qilsa, unutsa boshqasi unga eslatchilik uchun ikkita talab qilinyapti. Va daxalat ala dalali mana unutsa va unutchilikka kirsa yoki xato qilsa shuni unutiladi. Yannahu sababu chunki uning sababidir. Yani eslatchilikning sababi adashib qolishligidir. Va fi qiratin bi kasri in. Va ba'zi qiratlarda esa inni kasra bilan bo'ladi. Shartiyya bo'ladi. Ya'ni an bo'lsa mastariya bo'lib qoladi. Antadilla ihdahuma. Ikkala xotindan bittasining adashligi bo'ladi. Va tuzakkir ihdahuma al-ukhra. Ikkalasidan bittasi o'sha boshqasini eslatchiligi bo'ladi. Lekin in shartiyya bo'lsa va raf'i tuzakkiru istilafun javobuhu tuzakkirun raf qiladigan bo'lsangiz yangi gap boshlanyapti va javob bo'lyapti. Ya'ni agar shu xotinlardan bittasi unutsa, boshqasi eslatadi degan ma'no kelib chiqadi. Va la ya'ba shuhada iza mad'u. Buni keyin o'qiymiz. Mana ko'rib turibsizlarki, Alloh taolo bu oyatda bu moddiy, iqtisodiy, tijoriy sohalarda muomalada nihoyatda mustahkam bo'lishlikka amr qilyapti. O'tgan oyatlarga nima aloqasi bor? Aloqasi ma'lum, iqtisodiy masala, moliy masala. Uning ustiga Alloh taolo o'tgan oyatlarda bizlarni shariatga muvofiq bo'lgan tarafdan mol-u davlat hosil qilishlikka buyurdi va harom bo'lgan taraflardan man qildi va shariatga muvofiq bo'lgan taraflardan hosil bo'lgan moldan infoq qilishlikka buyurdi. Endi siz harom yo'llardan qaytganingizdan keyin demak pul topadigan yo'llaringiz ozaydi. Mo'min kishining pul topishligi oson bo'lmayapti. Chunki man qilingan yo'llar bor. Ammo kofirlar, fosiqlar ro'para kelgan yo'llardan pul topaveradi. Ular molni ko'paytirishda turlarini ko'p biladi. Ya'ni zohiran. Albatta Alloh taolo ularni bu harom moliga barakat bermaydi, bu boshqa masala. Lekin zohiran qarasangiz, bozorda bo'layap turgan tijoratlarga, ishlarga, mana o'zimiz atrofimizda qarang, tijorat turi ko'p juda. Lekin harom bo'lmagani, joiz bo'lgani, shariatga muvofiq bo'lgani oz bo'lib qoldi. Aslida ko'p, lekin bozorlar buzildi. Kofirlar tarafidan, fosiqlar tarafidan buzildi. Xuddi aqida, ibodat buzilgandek, muomala ham, tijorat ham buzildi. Va zotan o'z dunyodagi butun tijorat yahudiylarning qo'lida. Albatta bu majoziy ma'noda Alloh taolo hozir yahudiylarning qo'liga bergan. Nimaga? Ularni ham imtihon qilyapti, bizni ham imtihon qilyapti. Endi demak bizni mol-u davlat hosil qiladigan, foyda hosil qiladigan yerlarimiz oz ekanmi? Qiyinchilik bilan topgan pulimizdan ham keyin infoq qilishlikka buyurdimi Alloh taolo? Infoq qilyapmizmi? Dinimizni mustahkam bo'lishligi uchun, tavhid kalimasini oliy bo'lishligi uchun bu xizmatlar qilinyapti. Demak, biz uchun mol, boylik nihoyatda muhim ekan. Bu muhim bo'lgan mol-u davlatni himoya qilishlik kerak. Alloh taolo bu oyatlar bilan molni himoya qilyapti. Qaray, qanchalik himoya qilyapti. Faxru Rozi tafsirda aytadiki, mana shu oyatda Alloh taolo 9 ta ta'kid bilan molni himoya qilyapti. 9 ta ta'kid. Va Qur'ondagi eng uzun oyat nima to'g'risida kelyapti? Molni himoya qilishlik to'g'risida kelyapti. Diqqat qiling bunga. Demak, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda eng ahamiyat bergan narsa molni saqlashlik bo'lyapti. Shuning uchun doim darslarda aytayapmanki, chalamullalarga ishonmanglar deb ba'zan hazillashib, ba'zan jiddiy qilib aytayapmiz. Hozirgi musulmonlar qarang, bu masalalardan bexabar bo'lganligi uchun mol-u davlat
boylik, ticaret meselesi nihayette befarva. Hatta ki, malu devlet hasıl kılıçdaki boy buluştaki hatadır bilişedir. İslam'a hilabdır bilişedir. Günahkarlıktır bilişedir. Kıyındır bilişedir. Dünyada hem ahirette hem kıyındır bilişedir. Peki aslında bu dengeselik. Hemen malı yaş göredir, pülde yaş görediyor. Lekin karasa tapış kıyım böyle yaptı. Dengeselik kılı yaptı. Elbette insan mehnet kıyısı kemiyeti de nefsiye koyuyorsunuz. Ticaret kıyısı kemiyeti, sefer kıyısı kemiyeti. Başın ağır kıyısı kemiyeti, oylan kıyısı kemiyeti. Fasırlardan, münafırlardan tartış kıyısı kemiyeti. Bazen malı himaya kılıp cenceller bu kaladı. Bazen ölüm ruba vakip kalışı mümkün. Nefs buladı halen etti. Nima dedi? Och qoldim, tinch quloqim deb yuraveradi keyin. Tinch bo'lsak bo'ldi-da. Kunimiz o'tyapti-ku, nima keragi bor? Shunisiga ham shukr deb yuraveradi. Ammo unday qilishmayapti. Choshkiydi shu gaplarda turishsa. Musulmonlar u gapda ham turmayapti-da. Kofirlarni dollarni ko'rsatsa, ko'zlari o'ynab ketyapti. Hoziga ham shukr deb yurishadi. Sal dollarni uchini ko'rib qolsa, darrov butun fikrlari o'zgarib ketyapti. Hatto dindan ham chiqib ketishyapti-ku. Demek bunlar hepsi dengesizlikten, tembellikten geliyip duruyor narsa. Lekin İslam daim mu'minlerde bay buluşlikke büyür yaptı. Malu devlet köpertişlikke büyür yaptı. Ve bunu infak kılıçlikke, dinge hizmet kılıçlikke emir kılı yaptı. Dinge hizmet kılıçlikke yaptı. Ve malımızı himaye kılı yaptı Allah-u Teala. Helal malı himaye kılı yaptı. Hele ki yenge ayetlerde, ki yenge surelerde yem gelirdi. Allah-u Teala aqlsiz insonlarga, fosiqlarga, kofirlarga, munofiqlarga mol berishlikdan man qiladi ham. Hammasi o'sha halol molni himoya qilishligi uchun bo'lyapti. Va bilasiz, Qur'on doim qanchalik katta muhim masala bo'lsin, qisqagina oyatlarda, qisqagina kalimalarda shuni ifoda qiladi, bayon qiladi. Lekin molni saqlashlik masalasida, molni yozinglar deyapti, yana guvoh qoyim qilinglar deyapti. Takror-takror gapiryapti. Bu masalaga bir sahifa Qur'ondan bir sahifa ajratildi. Bir sahifada shuni gapiryapti Alloh taolo. Bo'y molga ehtiyot bo'ylar deyapti. Nihoyatda batafsil bayon qildi. Va hatto ba'zi kalimalarni takror-takror aytyapti. Bular hammasi molimizni himoya qilishlik uchun. Shuning uchun o'tgan darslarda aytdik, jonimizni himoya qilishligimiz qanday farz bo'lsa, molimizni himoya qilishligimiz shunday farzdir. Albatta, obro'yimizni ham himoya qilishlik farz. Shuning uchun yana aytaman ki, bir diyorda sizni joningizga xatar bo'lyapti. O'limda xatari bor. U yerdan hijrat qilsangiz qanday farz bo'lsa, bir yerda tinch yashayapsiz, o'limda xatar yo'q, tahdid yo'q. Ammo molingizga zarar bo'lyapti. Molingizga xatar bor, u yerdan hijrat qilsangiz farz bo'ladi. Alloh taolo molingizni himoya qilib, bir sahifa, Qur'onni bir sahifasini, bir betini mukammal shu hukm bilan, masala bilan Allah Teala bizga bu muhim masalani tushuntiryapti. Qur'ondagi eng uzun oyat molni himoya qilishlik bo'lyapti. Bu nihoyatda muhim bo'lganligi uchun va endi bu yerda savol keladiki, tavhid masalasi bundan muhim-ku. Insonni jonini himoya qilishlik bundan muhim-ku. Va bu bunchalik muhim emas-ku desiz, to'g'ri, bu tavhidchalik muhim emas. O'zi muhim nihoyatda, lekin tavhidchalik emas va odamni jonini himoya qilishchalik emas. Ammo tavhidni nihoyatda muhimligini hamma biladi. Odamni jonini himoya qilishlik qanchalik muhimligini hamma biladi, lekin molni himoya qilishlik muhimligidan ko'pchilik odamda xabari yo'q. Shuning uchun Alloh taolo buni keng bayon qilyapti. Mana nima deyapti? Har qanday masalada ham zikr qilmaydigan nidosi bilan boshlayapti. Ya ayyuhallazina amanu deyapti. Ey iymon keltirgan kishilar deyapti. Qarang. Eng mukammal, eng go'zal nido bilan, xitob bilan xitob qilyapti Alloh taolo. Aytayaptiki, iza tada yantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu. Biror daynda ma'lum vaqtgacha muomala qilsalaringiz uni yozib qo'yinglar deyapti. Nima degani bu, bir dayn bilan muomala qilsalaringiz degani? Ikkita tafsir bor. Biri salam, salaf. Fiqh kitoblarida o'qidilar, hadisda ham keldi. Salaf masalasi yoki salaf, ikkalasi ayni narsa. Bir dehqonga borasizda, hali bug'doy chiqqani yo'q, bug'doyni sotib olasiz. Bug'doy chiqqanda, bug'doyni menga sotasan deysiz, pulini berasiz. Chiqqandan keyin keladi. Bu ahkomlarni juda yaxshi bilasizlar. Fiqh kitobda batafsil o'qidilaringiz. Hamma narsa aniq bo'lishi kerak. Qachon beradi molni? Qayerda beradi?
qancha bo'ladi, sifati qancha bo'lishi, qanday bo'lishi kerak, og'irligi qancha bo'lishi kerak, pul qancha, hamma narsa aniq bo'lishi kerak. Ular tafsilotlarni bilasizlar. Ba'zilar aytadiki, shu to'g'risida deydi. Agar bu oyat uning to'g'risida, salom to'g'risida bo'lsa, bu yerdagi buyruq vojib ma'nosida bo'ladi. Ya'ni zotan vojibligi to'g'risida ixtiloflar bor. Lekin salomni masalasida yozib qo'yishlik vojib bo'ladi. Ba'zilar vojib bo'lmaydi deydi. İkinci tafsir ise umumiyroq tafsir. Mol sotyapsiz, bir adam sizga molingizni pulini naqd berolmayapti. Aytayaptiki, 2 oydan keyin beraman, 6 oydan keyin beraman, 1 yildan keyin beraman deyapti. Shunda siz nima bo'lyapsiz? Dayin bilan muomala qilyap turgan bo'lyapsiz, muayyan bir kunga. Shuni Alloh taolo faktubuhu yozib qo'yinglar deyapti. Uchinchi tafsir ikkalasini ham o'zini ichiga oladigan tafsir. Salom deyam va aliga molni puli olingani yo'q. Shu muomala ikkalasini ham o'zining ichiga oladigan tafsir. Shunisi to'g'ri. Ba'zilar izatadayantum bidayninni boshqa suratlariga hamil qilmoqchi bo'ladi. Masalan, qarz masalasi. Bir odam sizdan qarz olyapti. 1000 dollar qarz berib turing deyapti. Yoki qarz beryapti. Shuni yozib qo'ysin deydi. Shu oyat dalil deydi. Oyatda unga tegishli aloqali hukmlar bor. Albatta qarz yana mol masalasi, moddiy masala va bir mu'minning mulki, moli bo'lganligi uchun uni himoya qilishlik kerak degan qoida kulliyadan kelib chiqib, uni ham yoziladi. Lekin oyat uning to'g'risida emas, oyatning zohiri. Nimaga? Chunki bir odamdan pul olib turib, keyin pul qaytarib berishlik qarz deyiladi arabchada, qaradun deyiladi. Uni dayin deyilmaydi. Va qarzda muayyan bir vaqtni belgilashlik haromdir. Harom. Men sizdan 10 ming dollar qarz olyapman. Aytayapmanki, shuni mana shu oyning oxirida 30-chi kunida qaytarib beraman, deyapman. Yoki keyingi oyda 15-chi kunida, deyapman. Shunday bir olgan qarzimni qaytarib berishlik uchun aniq bir kunni tayin qilsam, harom amal qilgan bo'laman. Qabul qilishligingizdan siz ham harom amal qilgan bo'lasiz. Va bu ribo bo'ladi, sudxo'rlik bo'ladi. Sudxo'rlikka kirib qoladi. Alloh va rasuli tarafidan sizga jang boshlanadi. Fa azanu bi harbi min Allohi va rasulihi. Qani qanchalik muhim masala bu. Modomiki qarzda muayyan bir zamonni belgilashlik harom ekan va sudxo'rlik ekan, qanday qilib bu oyatga solamiz uni? Bidayin ila ajali musamma deyapti-ku Alloh taolo. Ma'lum bir vaqtgacha deyapti-ku. Keyin faktubuhu yozinglar deyapti. Demak, bu qarz masalasi emas ekan. Shuning uchun daynunni men qarz deb tarjima qilmadim. Bizning o'zbekcha iste'molda daynni qarz deyishadi. Masalan, falonchidan qarzim bor, nimaga siz telefonini olgandim, pulini berganim yo'q. Shunga o'xshagan. Lekin arabchada uni dayn deyiladi. Bir odamdan pul olgan bo'lsa ham bizda qarz deyiladi. Qarang, o'zbek tilini faqirligini. O'zbeklar o'zi faqir bo'lganday tillari ham faqir. Ko'p kalimalarni ko'ryapsizlar, muqobili yo'q. Muqobilida boshqa bir kalima yo'q. Hukmda bir-biriga zid bo'lgan narsalarga bir kalima ishlatilyapti. Daynda mol sotdingizmi, uni muqobildagi pulda bir vaqtni muayyan qilmasangiz harom bo'ladi. Telefoningizni sotyapsizmi? Shu oyda 15-ida, keyingi oyda 30-ida pulni berasan, olaman demasangiz harom bo'ladi. Har bir kun berasan-da, sen bilan biz do'stmiz-ku, gap yo'q. Ishonamiz bir-birimizga. Yaxshi qilmayapsan deyishlik. Ne qarasiz, xuddi nihoyatda yaxshi do'stlar yo'shaydi, ammo harom amal qilishyapti deganlar ham. Qayta ko'rasiz bular qanday bir-biriga fitna qilib yurganligini. Bugun nihoyatda do'stga o'xshab muomala qilishyapti, ertaga bir-biriga ashaddiy dushman bo'ladi ular. Shariatga xilof amal qilganligi uchun yam haqullohu riba, riba qildi ular. Alloh yo'q qiladi endi bu tijorat. Hozirgi musulmonlarning tijoratida baraka bo'lmayapti deganligi buzilib turganligini sababi shu. Haqiqatan ham boshida nihoyatda yaxshi do'st bo'lishadi. Keyin bir-birini yomonlab yurishadi. Xiyonat qildi, falon qildi, piston qildi deb. Nimaga? O'zi shariatga xilof bo'lgan tijoratlar. Shariatga xilof bo'lganligi uchun Alloh taolaga nusrat bermagan, yordam bermagan. Baraka yo'q. Yamhaqullohu riba, Alloh taolaga ribani yo'qotadi. Va yurbi sadaqat, sadaqalarga baraka beradi, sadaqalarni ko'paytiradi. Undan keyin insonlar bir-biridan shikoyat qilib yuribdi. Men tanimagan ekanman, bilmagan ekanman deb. Lekin Alloh tarafidan bular hammasi. Shuning uchun bu masalalarga e'tibor berishlik kerak, ahamiyat berishlik kerak.
Şu dostligimiz saqlanib qolishligi uchun, uhuvat, birlik saqlanib qolishligi uchun bu oyatlarga amal qilinishlik kerak. Tijorat hukmlariga amal qilinishlik kerak. Shunda fasod bo'lmaydi, fitna bo'lmaydi. Juda kamdan kam bo'ladi. Va bo'lsa ham qochib qutulolmaydi. Chunki hamma narsa yozilyapti, mustahkam bo'lyapti, aniq bo'lyapti. Hali endi mol oldi, pulini berishlikka muayyan bir kunda beraman deb berilmadi. Bular endi tafsilotli masalalar ular, far'iy masalalar. Fiqh kitobida o'qidilaringiz, o'qiyapsizlar. U boshqa masalalar. Unda uzr aytadi, ma'zuratini aytadi, kechirim so'raydi, boshqa bir kunda tayin qiladi. Qarzi masalasida shu hukmni bayon qilsak, odamlarda ko'pchilik aytadiki, bunda hamma qarzni bermay yuraveradi unda. Biz vaqtini kelishmasak, bizga zulm bo'ladi deydi. Nimaga senga zulm bo'ladi? Sendan bir odam qarz so'rasa, qarz berishliging vojib emas. Sizdan bir odam qarz so'rasa, berishligingiz vojibmi? Siz aytasizki, meni pulim bor, oshiqcha turibdi uyda, ammo senga bera olmayman. Desiz, hech qanday gunoh bo'lmaydi. Va sizdan xafa bo'lishga zarra qadar haqqi yo'q. Xafa bo'lmasin sizdan. Chunki bu qarz berishlik bir ehson, yaxshilik qilishlikdir. Xolasa qiladi, xolasa qilmaydi. Vojib emas qarz berishlik. Qaray, shariat buni oson qilyapti sizga. Berishingiz mustahab. Endi mustahabni qilaman deb nimaga harom amalni qilyapsiz? Kunini muayyan qilaman deyapsiz. Shu odamga ishonmaysizmi? Qarz olib turgan odamga xiyonat qiladi, aldab ketishligini ehtimoli ko'pmi? Unda qarz bermang. Mustahab amal qilaman deb shuncha fitnaning nima keragi bor? Qaray, shariat o'zi mukammal. Lekin odamlarga uyalaman, qarz so'rasa qanday yo'q deyman, yolg'on bo'ladi deydi, qarz beradi. Ertasi kuni qarasangiz, bir yolg'ondan uyalgan odam mingta yolg'onni gapirib yuribdi. Urush janjal to'palay. Otgani o'q yo'q. Shuning uchun bu masalalarga ehtiyot bo'lishlik kerak. Faktubuhu deb Alloh taolo buyurdi. Quyida fastashhidu guvoh talab qilinglar, guvoh qoyim qilinglar, hammasi amr bo'lyapti. Usul kitoblarda o'qidilaringiz. Al-amru lil-vujub deb keladi. Amr buyruq vojiblikni ifoda qiladi deydi. Demak, vojib ekanda desa, ba'zi ulamolar ha deydi. Tun tijoriy muomalalarda yozishlik vojib. Shu mol masalasida yozishlik vojib deydi ba'zilar. Mutlaqo. Sars. Chunki Alloh taolo amr qilyapti deydi. Ba'zi ulamolar aytadiki, bu oyatlar vojibligi, farzligi sobit bo'lyapti-yu, lekin 283-cü ayet bilen onun farzligi mansuh bo'lyapti deydi. Keyingi ayetler mansuh bo'lyapti deydi. Üçüncü fikir ise cumhur ulamalarının fikri ticari muamelede yazıp koyuşluğun hüccetler koyun kılıçluğun farz emez. Sünnettir. Kitabları köpü de, tefsirlerinin köpü de bunu irşadun ve nudubun deyişedir. Allah Teala tarafından en mükemmel yolu görseçlik va manduplik deydi. Ko'pchilik ulamolar shunday deyishadi. Endi hadislarga qarasangiz, har xil rivoyatlar bor. Biz avvallari kitoblarda mandub desa, mustahab degan hukmda bilardik. Yozishlik masalasini. Aytiladiki, doim Qur'on va hadis, shariat inson hayotiga tatbiq qilmasa, uni to'g'ri tushunmaydi. Va biz endi u vaqtlarda tijoratlarga aralashmagan edik, bilmasdik talib ilm. Ulamolar nudub debdi, mandub debdi, demak mustahab ekan. Yozishlik mustahab, yozmasa bo'laveradi. Ba'zi hadislar bor, lekin ulamolar mandub deyapti-ku deb, u hadislardan ham biz ya'ni qattiqroq hukm chiqarmagandik. Lekin keyinchalik bu tijoriy masalalarga aralashib, mol masalalarga aralashgandan keyin, ahli fitnalarni ko'rgandan keyin ko'ryapsizki, bu mustahab emas ekan bu. Bu sunnati muakkad ekan. Yozishlik sunnati muakkad ekan. Jumhurda qavliga ko'ra ba'zilarga ko'ra farz. Va yana shuni bilingki, Alloh rozi bo'lsin ulamolarimizdan. Ulamolarimiz ixtiloflari bizga foyda hammas. Shuning uchun olimlar aytadi, ixtiloful ulama rahmatun deydi. Olimlarning ixtilofi rahmat deydi. Bu hadis emas, ba'zida hadisda bo'ladi bu. Ba'zi olimlar oyat ham deb oladi. Olimlarning gapi bu. Mana ba'zi ulamolar farz deyaptimi? Ba'zi insonlar borki, ular bilan muomala qilganingizda yozib, hujjatlashtirib qo'yishingiz farz bo'ladi. Chunki jumla muomala qilmasangiz bo'lmaydigan holatga kirib qolasiz. Muomala qilish kerak. Moliy muomala qilasiz, qilmasangiz bo'lmaydi. Va qilganingizdan keyin yozmasangiz bo'lmaydi. Chunki oldin necha marta aldandingiz, xiyonat qildingiz.
Endi yana aldanmaslik uchun, ahmoq qilinmaslik uchun yozish kerak, hujjatlashtirish kerak. Ya hujjatlashtirmasangiz ertaga keyin insonning obro'siga ham zarar qiladi, joniga ham zarar qilishi mumkin. Fasodi katta bo'lib ketadi. Ya'ni katta-katta haromlarni nechtasiga olib borish mumkin? Bitta harom emas. Bunday holatda yozishlik vojib bo'ladi, keyin farz bo'ladi. Shuning uchun bilingki, jumhurning o'sha mandub degani sunnati muakkada deganidir. Farz emasligiga dalil payg'ambarimiz alayhissalom o'zini hayotida ba'zan tijorat qildilar. Tijoratlarda yozmadilar va guvoh qoyim qilmadilar. Eng mashhur hadislardan bittasi payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni bir arobiy bilan tijorat qildilar, ya'ni ot sotib oldilar. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom otni pulini berishligi uchun arobiydan uzoqlashtirar, tez-tez yurib. Arobiy payg'ambarimizga sekin yurib ergashib ketyapti va ortalarda masofa paydo bo'ldi. Ba'zi sahobalar o'yladiki, payg'ambarimiz omadi shekilli deb o'yladi. Chunki arobiy rasululloh bilan barobar ketmayapti-da, sekin ketyapti. Payg'ambarimiz omar tikan deb o'ylab borib, qanchaga sotasan, sotasanmi deb ular savdo qilishni boshladi. Arobiy endi johil inson-ku. Qarasaki mushtari ko'payapti, qiymatini ko'tardi. Va sahobalar xabari yo'q, ko'proq pul bermoqchi bo'ldi. Shunda arobiy payg'ambarimiz orqasidan baqirdiki, otni olasanmi, olmaysanmi, olsang tezroq ol, bo'lmasam sotaman dedi. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom to'xtadilarda qaradilarki, qanday qilib sotasan, menga sotding-ku uni dedi. Dedi arobiy, sotganim yo'q dedi. Sotding dedi, sotganim yo'q dedi. Shunda tortishyaptilar. Sahobalar hayron. Endi sahobalar biladiki, rasululloh yolg'on gapirmaydi-ku. Ana shu yerda arobiy sotdi, bay bo'lgan edi. Payg'ambarimiz pulini berish kerak. Qarasaki yangi mushtariylar keldi, ko'proq pul beraman deyapti, tonyapti mana. Keyin arobiy aytdiki, bo'lmasam guvoh ko'rsat, qani guvohing bormi dedi. Otni men senga sotganimga dedi. Payg'ambarimiz ham o'ylanib qoldi, yo'q-ku guvoh. Faqat ikkalasining o'rtasida bo'lgan narsa. Sahobalar ham hayron bo'lib turibdi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhu aytdilarki, ya Rasululloh, men guvoh bo'laman dedilar. Qala Huzayma, ana ashhadu annaka qad bay'atahu. Haqiqatan shu otni sotib olganingizga men guvohlik beraman dedi. Faqbala Nabiy sollallohu alayhi vasallam ala Huzayma, arobiydan oldin payg'ambarimiz Huzaybaga qaradilarda, faqala bima tashhadu. Nima bilan sen guvohlik berasan dedi. Guvoh emas edingiz, yo'q edingiz. Arobiydan oldin aytayapti. Islomda adolatini qarang. Arobiy oldin aytmayapti. Ha, payg'ambarlaringiz tarafini olyapsizlar-da. Ustozi tarafini olyapsizlar-da demayapti arobiy. Unga hojat qolmadi. Payg'ambarimiz so'rayapti, bima tashhadu? Nima qaysi dalil bilan guvohlik berasan dedi. Qola bi tasdiqika ya Rasululloh. Tasdiqing bilan deyapti. Siz tasdiq qilishligingiz bilan deyapti. Endi u sahoba aytayaptiki, hozir bu yerda endi siz meni tasdiq qilasiz guvohligimni, shu bilan men guvoh bo'laman deyapti. Men guvoh emas edim deyapti. Meni guvohligimni tasdiq qilasiz, siz men guvoh bo'laman deyapti. Va endi sahobalar hammasi ham biladiki, Rasululloh yolg'on gapirmaydi. Lekin bu jasoratni qilisholmadi. Yolg'on bo'lib qolarmikin deb o'ylashdi-da, lekin yolg'on bo'lmas edi bunday holatda. Tushundingizmi? Chunki siz bu yerda Rasulullohning haqligiga, to'g'ri gapirishligiga, azimagan bir otdi deb yolg'on gapirmasligiga guvohlik bo'lyapsiz-da. O'sha muomalani ustidan bo'lmadingiz. Arobiy aytayaptiki, shuni sotib olganligingga kim guvoh bo'ladi deyaptilar. Tushundingizmi? Ya'ni shuni sotib olyapti turganingda ustimizda turgan odam bormi demayapti arobiy. Gapga diqqat qilinglar. Seni sotib olganligingga kim guvoh bo'ladi desa, Huzayma aytdiki, men guvoh bo'laman dedi. Rasululloh sotib oldim deyaptimi, sotib olgan deyapti. Bayra sahobalar Huzaymani eng katta dalili shuki, biz g'aybiy masalada Alloh taoloni ko'rmasdan, jannatni ko'rmasdan, jahannamni ko'rmasdan, tarozini ko'rmasdan, sirotni ko'rmasdan, havzi kavsarni ko'rmasdan, qabr azobini ko'rmasdan minglarcha bo'lgan bu katta masalalarda Rasulullohni tasdiq qilsak, ko'zimiz bilan ko'rib turgan bir arobiy otni masalasida tasdiq qilmaymizmi? Guvoh bo'lmaymizmi? Nima degan narsa bu? Biz aytdikki, men guvoh bo'laman dedi. Sahoba xato qilmadi. Qani jur'at qildi, jasorat qildi, fazilatni oldi. Faja'ala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam shahadata Huzayma bi shahadati rajulayni. Payg'ambarimiz alayhisalom Huzaymani guvohligini ikkita odamning guvohligiga barobar qilib qo'ydilar. Bilasizlar, islomda bir masala bo'lsa, ikkita guvoh bo'lishlik kerak. Huzayma kelsa bitta o'zi guvoh bo'lib ketaveradi. Eng fazilatli sahobalardan bittasiga aylandi.
qiyomat kecha hech kim bo'lsa bo'lsin. Agar Abu Hanifa bir masalaga guvoh bo'ladigan bo'lsa yetmaydi. Yana bittasi bo'lsin deydi. İki kişi buluş gerek. İmam Buhari eğer güvah bulamadıysa yine bitesi bulsun deyiz. Ama Huzeyme ise başka güvah ki haceti yok. Bitti oğuzu iki de erkeğe de onu götürdü oradı. Bana bu fazileti dereceni hasıl kılıyordu. Kalim bu hadislerde cüce köp meseleler var. Şimdi bu meseleyi kırk gitse hadis dersi gelelim gitmedi. Bana şu hadiste onun farz mesleği malum buluyordu. Farz bulsa Resulullah tarkımasındı ki o. Doğru mu? Arabi getirdi ki tuhtaptı. Sahabeler çakırdı iktisini. Güvah böyle şu altı bir al yaptan. Bana şuncaki aldım. Arabiyen verdim dedi. Güvah buldular bize. Ben pulap geliyip olmasam diyordu. O detimedi. Şundan malum buluyordu ki farz mesleken. Lekin güvah kılıçligi yakşıydıken, evzel idiken ki inkar kılınmasıdır. Çünkü bizim Resulullah'ın en başına geldi bunlar. Güvah kayım kılmadılar, yazmadılar. Arabi inkar kıptırıptı. Yok diyor. Yani Resulullah'ın yalancıya çıkartıyordu da. Peygamberimiz Aleyhisselam etti ki ben satı aldım diyordu. Etti. Satı kendin yok diyordu. Senin satı kendim yok hala diyordu. Demek ki kıymeti daha satmak için de. Demek ki Resulullah'ın en başına geldi bu. Size ben bir ortasına işarıp, saddalı kılıp, yok ki şaşırıp, yazmazsan, güvahlı kayım kılmazsan, ticaret kısız, usuz inkar kısa, bana sünnet başınızdan ötüyordu. Ama her günü bulmaz, her günü bulmaz, sünnet bulmaydı. Zillet buladı, harlık buladı, ahmaklık buladı, cahillik buladı. Bazen buluşu mümkün. Resulullah'ın başına geldi. Ama o şey keyfiyette hatalıgını semeresi o şey halatı göründü. Resulullah'ın şahaneye münasip bulmaya bir muamele kılınıyordu. Şu halat geçmesini düşün. Yani Resulullah diyor ki zat şu halat geçip kılıyordu gelmesi. Size şu halat geçişiniz mümkün. Sizi gelip tuhmet kılınışı mümkün. Peygamberimiz yine Allah'tan ozu himaye kıladı. Himaye kıldı. Mesele halıp gitti ama sizi kim himaye kıladı ki? Sizge kim işen edin? Kim geçen tırasız? Şunun için yazıp koyuştuk gerek, güvah kayın kılıçlık gerek. Bu hadisini Abu Davud, Nesai, Ahmed bin Hanbel'le rivayet kılışken, sahih hadistir, yani meşhur hadislerden. Yine bir hadis var, ötken ümmetlerden bir insan, bir kişi bile muamele kıldı, pul muamelesi. Yani min dinar soradı. Yani sahih hadis bu yan. Bukhari ve başka muhaddisler rivayet kılışken sahih hadis. أن رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار. بعد إسرائيل دم بركشة، başka bir بني إسرائيل دم بركشدن، مين دينار قرصوند، مين دينار كتبت بلو، مين تلاضي كان. بلس لا يجرم دينار يا زكاة واجب بلاد. 50 برابر بليت، 50 برابر. يعني 50 برابر تور كيلو altın بليت. مين دينار إس. أرتاچة تور كيلو altın بو. خلينا كنزة كتبت بلو. Şunca puldu kar soradı. Fakala eytini bir şuhada. Malıya saydı ki güvah yapacağın güvah kılaman dedi. Kala kefe billahi şehide. Allah sana güvahlığı da kifaya kıldı dedi. Kala eytini bir kefili. Mevsem kefil yapacağın dedi. Buradaz kefil olsun dedi. Kala kefe billahi kefile. Allah sana kefilliği de kifaya kıldı dedi. Kala sadakta. Demek ki doğru ettin dedi. Allah sana kafi dedi. Şahitlik de güvahlığı da kefillik de dedi. فدفع إليه إلى أجلين بر مدة كتشا تلد بيرد كين بادم كتت بعد أشلين تلد وقت تلد أب كرش كده عالب كيل المعنى نما قلده بر تحتان إچيجا تلد يرلشترد إچيجا خط يازد فهي فلان جب ستانج من فلان جب ستانج من سيدن فلان كنجا فلان معاملان قيانا ديك من أشو تلين آجن من بار المعنى تلد چطا أرترادة دينجز بار Dedi ağzını bir kitti, dengizge attı. Bu adam vedalaşılgın gün, dengizde boyda buladı. Keldi yeri gel. Kesin adam yok, kütüp kütüp oturdu, yok. Bir aktarası tolkunlarla bir tahta keli yaptı. Kerti için şu tahta net gitti, uçakka oturtulamız şimdi bunu. Boş gitmeyelik. Dedi de tahtanı alıp gitti yüge. Oturtulamızı bir sündürsü içine altınla çıktı. Hayran bulup karısı had var. Ey falancı pisancıydı. Şu füldü ağan. Adamdan hat yazını yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam şu hadisini bizi ayeti bilgilerde rad kımadılar. Hata kıldılar, güvah kayın kılış gerekirdi, şahit buluş gerekirdi, yazış gerekirdi demediler. Şundan malum oluyordu ki yazışlık, güvah kayın kılışlık farz meseken, vacib meseken. Şimdi müstehab mesem diyebiz. Çünkü Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halatıdan gördüyüz.
yozishlik kerak. Yana ba'zi hadislar bor. Abu Musa Ash'aridan rivoyat qilinyapti, anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qala salasatun yad'una Alloha fala yustajabu lahum. Qarang, 3 toifa insonlar bor, Allohga duo qilishadi, lekin duolari qabul bo'lmaydi. Qarang, masala qanday og'ir boshlanyapti. 3 toifa odam bor. Allohga duo qilishadi, duolari qabul qilinmaydi. Rajulullohu imratun sayyatul xulq falam yutallikha. Bir kishi bor, axloqi buzuq bo'lgan xotini bor. Xotinining axloqi buzuq, xotinni taloq qilmaydi. Bu odamning duosi qabul bo'lmaydi. Endi bu degani sizga sal yomon qarab qo'ysa, buni axloqi buzuq ekan, menga taloq qilish vojib bo'ldi demang. O'zining chegarasi bor albatta. Warajun dafa'a mala yatimin qabla an yablugha. Yana bir kishi yetimning molini u yetim balog'atga yetishdan oldin beryapti. Buni ham duosi qabul qilinmaydi. Chunki Qur'ondagi eganda yetimning molini yetim katta bo'lib o'zining ishini qiladigan, yo'lini topadigan vaqtda berishingiz kerak. Bo'lmasa isrof qiladi, yo'qotadi moli davlat. Uchinchisi, varajlun aqrada rajlan malan falam yushhid. Bir odam bir kishiga molni qarz beryapti va guvoh qoyim qilmayapti. Guvoh qo'ymayapti. Qarang, duosi qabul bo'lmaydi, deyapti. Demak, qabih bir amal ekan. Shundan kelib chiqadiki, mana sunnati muakkadadir. Oyatda o'zidagi ta'kidlarga qarasak, ya'ni oyatni zohirida ham yozishlikning ahamiyati, sunnati muakkadaligi, muhimligi sobit. Ey iymon keltirgan kishilar, daim bilan muomala qilganlaringizda ma'lum bir vaqtga yozib qo'yinglar faktubuhu deyapti. Buyruq bo'ldi mana. Iymon keltirganlar deb xitob qilib boshladi. Valiyaktub baynakum katibun bil adl. O'rtalaringizda buni kotib, yozuvchi adolat bilan yozsin, deyapti. O'zi faktubuhudan keyin yana valiyaktub degani takror bo'lmayaptimi? Ayni masalani buyurmayaptimi Alloh taolo? Ikki marta bo'ldimi? Endi kotib adolat bilan yozsin degan nima degani? Ikkita tafsiri bor buni. Birinchisi adolat bilan degani hech kimning haqqiga zulm qilmagan holatda degani. Bu yengil bir tafsir. Yana bir tafsir adolat bilan degani Qur'on va hadisning hukmlariga muvofiq deydi. Qur'on va hadisning hukmlariga muvofiq holatda yozsin deb. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Ammo birinchi tafsirga ko'ra, ya'ni bor narsani yozgan odam shu oyatga tushiradi. Ikkinchi tafsirga ko'ra, kotib olim bo'lishlik kerak. Chunki yozib turgan narsasi Qur'on hadisga xilofmi, xilofmasmi uni bilishlik uchun ilm bo'lishlik kerak. Ko'pchilik ulamolar aytadiki, bu kotib olim bo'lsin deydi. Eng ozida mana shu muomalani bilsin deydi. Adolat bilan yozsin. Ya'ni mol bergan odam qanday mol berdi, qancha berdi, qanchaga berdi, muddati qancha edi, qanday holat, hammasi yoziladi. Qarang, molni turiyu, xiliyu, hamma narsa yoziladi. Qanchaga kelishildi? Pulni qachon berishlik kerak? Keyin bu taraf pul beradigan odam ham qancha mol oldi, hammasi yoziladi. Qachon beraman deyapti, qancha qarzi bor, hammasini mukammal yozadi. Va shu yozib turganda agar muomala mabodo shariatga xilof bo'lsa, rad qilishlik kerak, bu to'g'ri emas deyishlik kerak, to'g'rilab qo'yishlik kerak, nasihat qilishlik kerak. Biz hozir shariatga muvofiq bo'lgan tijorat to'g'risida va savdo sotiq to'g'risida bahs qilyapti. Shuni kotib adolat bilan yozsin, Qur'on hadisiga muvofiq qilib yozsin. Shuning uchun avvallari islomiy hukumat davrida o'zining xos idoralari bor edi. Odamlar shu muomalaga idoraga kelishar edi. Bu yerda islom tarafidan qo'yilgan olimlar, kotiblar yozib hamma narsani rasmiylashtirishar edi. Hozirgi vaqtda islomiy hukumatlar bo'lmaganligi uchun hukumatlar hammasi kufr hukumatlar. Dunyodagi hukumatlarning hammasi kufr hukumat. Dunyoda hozir islomiy hukumat qolmadi. Hatto Saudiyadagi hukumatlar islomiy hukumat emas. Fransiyadan, Angliyadan shunday kofirlarning hukmlaridan olinib mushtarak islomdan biroz aralashtirib tuzilgan bir hukumat. Qonunlar islomiy emas. Endi hozirgi vaqtda yozdiraman desangiz ikkita yo'lingiz bor. Yo islomga ko'ra yozdirasiz, yoki o'sha mahkamalarga, o'sha idoralarga borib yozdirasiz. Idoralarga borib yozdiradigan bo'lsa, ular ayni shaklda hamma narsani mukammal yozdiradi, ikki tarafni rozisini oladi, to'g'rimi, to'g'ri, imzo oting deydi. O'qiysiz, to'g'ri desiz, imzo otasiz, nay taraf o'qiydi, to'g'ri deydi, imzo otadi. To'g'ri bo'lgandan keyin haligi idoralar muhr bosadi. Xilof qilganga keyin o'zlari jazo beradi keyin. Tushundingizmi? Endi albatta biz hech qaysi bir mu'minga u idoralarga borishligini tavsiya qilmaymiz.
Yani amr kılıçtı koyun da tavsiye kılmıyoruz. Çünkü küfür kanunları. Bir gün bari gün adam bu şeylerde kanunları kabul kılıp dururken bunu yaptı. İmza atıyapsız. Şunda mabada men bir arta hılaf kıladırken bu sen. Sizler uzlar izi şu küfür kanunlarına göre menge ceza verişlerine razımen diye meseleler var. Küp mesele var bir yerine. Etikadi, başka siyasi, hükümet meseleleri küp. Çünkü bütün biz bir arta mumun kişini bu küfür kanunları bile başkaya yaptırıyor hükümetlerine müracaat kılıçlığını tavsiye kılıyımız. İzin vermeyimiz caizmez. Bir mecbur halet bu mesela. Mecburum şer'i mecburluyum demez ki ben mecburup kaldım. Sen mesela bahanını uzu tapıp öyle böyle mecbur buldum da başlığı caizmez. Şer'en bir mecburluk zaruret bulsa, varsa Allah geçirişliği mümkün. Allah bilir onu. Eğer mecburiyet hakikaten mecburiyet bulsa, üzülü makbul bulsa. Bu mesela Allah geçirmeyedi çünkü küfür kanunları yakarak getirdi. Şimdi bunda vakitte küfür kanunları uzun cüde himaya kıladı. Siz İslam kanunları emel kılıp, İslam kanunları köyde yazdırsız. Sizden şirin yapırdı nuhayette, çırali yapırdı. Hemen ise yazıldı, size imza attı, rüyam imza attı. Lekin başka bir hatlar var ki, bu adam yetten eğer şeytanki ibadet kıladırken bu ise, şeytanki yeri geçse, bu imza kıyım başlığa bala bulanırken. Hükümetke barıp duruş, şikayet kılışı mümkün. Şu adam beni mecbur kılıp imza attırdı. Beni boynumge kılıç koydu bunlar. Öldürüşü anıgıdı, korkanımda imza attım. Dese, şunda karabiski bir sürü fitne, bir sürü cencel. Bundan şuna sekip çıkıyor. İslami ahamiyyat, İslami hükümet, İslami kanunlarda ahamiyyat. Ve hazır ki Müslümanlarda kançaneyi bir dinle uzaklaşıp etkendi. Yazıma gempül için aldığı ki ortalarda kirliyle İslami muamele kılamız dedi. Allah şahit dedi. Muamele kıladı, yazardı, başa kıladı. Ertege ki nefs için, yazıma gempül için arzına gelir 50 bin dolar ya ki 100 bin dolar için hükümetke barış şikayet kılar, tuhmet kıladı sizge. Uzu razı bulup uzu imza atken peki hükümetke dedi ki beni mecbur kıldı bu deydi. Öldüremem dedi. Ve korkanından imza attım deydi. Yani şu meselelerde hemmesini insan oylaştık gerek. Oyla tedbirli bulup, ihtiyat bulup muamele kılışlık gerek. Yani bil adil getirişli meseleler bunlar. Katil adaletle yazsın diye. وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهِ Ve katip Allah Teala onu öğretken de yazışlıktan yüz uygurmasın. Allah Teala katipke yazışlı öğretti mi? Hani yazışlı öğretti diyebdi mi? Demek ki bu katip alim buluyordu. Bunda şu, bana şu meselede, ticari meselede yazışlıkta ilmi var. Şunun için Ali Katibun Tosra'yı ikinci tefsir, yani adaletle yazsın diyende, Kur'an-ı hadisinin hükümlerini bilgen halette yazsın. Degen tefsir bana bu ayetle kuvvetleniyordu. Bu muamelelerde yazadığı insanlar şu sahalarda yaşı bilediğin alimler buluştuk gerek. Hemen sahada alim bu mesela, mesela akidede, ibadet meselesinde alim bu mesela, ticaret meselesinde alim buluştuk gerek. En kemide. Bu mesela kazı bulsun ya ki bütün sahalarda ilimli kişi bulsun. Allah Teala bunga ilim verdi, ilimde yaşırmasın bu adam. Demek ilimde yaşırdı. Bu hıyanet bu. Caizmez. Ve yine Allah Teala şu ilimle onu faziletli kıldı. Bu adam katip bulup, başkalarına göre faziletli buldu. Başkalarına işit şu yaptı, iltimas kılışı yaptı. Bu şu faziletke amel kısa, Allah ki itaat kısa faziletini saklap kaladı. Peki amel kımasa, Allah ki itaat kımasa bu fazileti yok kaladı. Başkalarının ne farkı var ona? Şunun için yüzü girmesin. Bu üçüncü tekit böyle yaptı. Karın yazışlıkça. Muamelerini yazışlıkça üçüncü tekit. Aldın fektubuhu yazıyla dedi. Kin vel yektub yazsın dedi. Vela ye'be. Katibun en yektube. Katib yazışlıktan yüzü girmesin diye yaptı. Karın üçte buldu. Büyüklükteki nehi geliyordu. Yüzü girme yaz diye yaptı. Fel yektub. Törtüncü mette büyür yaptı. Karın yazsın diye yaptı. Vel yumlil ve yazdırsın. Yani yazsın ve yazdırsın. İmla diyen yazdırmak diyen. Ellezi aleyhil hakku zimmeste hak bu adam yazdırsın. Zimmeste hak bu adam yani karzdar. Karzdar hem yazdırsın. İki taraftan amel kılınsın bu nasıl ya. Zaten Allah Teala tedayentum tefaaltum tefaul babı bilen işara kıldı bunu. İki taraf ehemmiyet versin bunu. Mal beriyet duruyor hem pul beledik adamın ikilesi hem yazdırsın.
ikkalasiga ham zulm bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi odam sizga 1000 dollarlik mol beradi-da, keyin 2000 dollarlik mol da'vo qiladi. Qanday qilib qilasiz? Yo bo'lmasa yozilgan taqsid bilan degan molni pulini yarmini olgan, yarmini 2 oydan keyin olish kerak edi. Olmadim deb inkor qilsa, hammasini 2 oydan keyin berish kerak edi. Kimga isbotlaysiz buni? Kimsa aqlingiz biladi. Shuning uchun ikki tarafdan yozishlik kerak. 4-chi mana takror kelyapti Alloh taolosi. Fal yaktub yozsin deb. Val yumlil allazi alayhi alhaqqu. Bas zimmasida haq bo'lgan odam yozdirsin. Deb 5-chi masala qarang. Val yataqillaha robbahu. Robbisi Allohdan qo'rqsin. 6-chi masala. Yozmaslik masalasida Allohdan qo'rqsin. Yozsin. Va yozganda Allohdan qo'rqgan holatda yozsin. Va la yabxos minhu shay'a. 7-chi. Undan biror narsani kamaytirmasin. 7-chi ta'kid bo'lyapti. O'zali Allohdan qo'rqsin degandan keyin ma'lum bo'lgan edi. Allohdan qo'rqqan odam albatta xiyonat qilmaslik kerak. Biror narsani kamaytirmaslik kerak. Lekin Alloh taolo yana ta'kidlayaptiki, mana va la yabxos minhu shay'a, undan biror narsani kamaytirmasin. Ikki tarafga ham. Mol bergan odam tarafidan ham, pul beradigan odam tarafidan ham hech qanday bir nuqsoniyatga, kamchilikka yo'l qo'ymasin. Fa in kana allazi alayhi alhaqqu safihan. Agar ustida haq bo'lgan odam, molning pulini berish kerak bo'lgan odam yoki qarzdor odam safih bo'lsa, aw da'ifan yoki zaif bo'lsa, aw la yastati'u an yumilla yoki huwa o'zi yozdirishlikka qodir bo'lmasa, fal yumlil valiyuhu bil adli. Uning valisi adolat bilan yozdirsin, deyapti. 8-chi bo'lyapti, qarang. Keyingi oyati davomida yana Alloh taolo aytadi. Masalan, va la tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajalihi. U kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, uni yozishlikdan erinmanglar, deyapti. Ya'ni katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, erinmanglar, deyapti Alloh taolo. 9 marta kelyapti yozishlik masalasi. 9 marta buyruq qilib kelyapti. Demakki, yozishlik kerak ekan. Butun ummatga tavsiya qilingki, yozsin. Endi zimmasida mol bo'lgan odamning safih, zaif, yozdirishlikka qodir bo'lmasligi. Av harfi bilan kelyapti. Agar va deganda uchalasi bir sinf inson bo'lishi mumkin edi. Lekin av yoki keldimi, demakki uch xil insonlar ekan. Yo safih bo'lsa, yo zaif bo'lsa, yoki qo'lidan kelmasa, deyapti. Kim bular? Safih. Endi ulamolar shu uchalasini uch xil bo'lishi uchun har bittasini alohida sharhlashadi. Safih degani balog'atga yetmagan bola. Hali balog'atga yetmayapti, aqli rivojlanmayapti. Bu safih. Bir inson shunday safih bo'ladigan bo'lsa, unda valisi yozsin, yozdirsin. Zaif kim? Zaiflar yoshi katta bo'lib qolgan insonlar yoki kasal, boshqa shunday bir ojizligi, zaifligi bo'lgan insonlardir. Ularni ham valisi yozdirsin. Endi La yastati'u an yumilla huwa. O'zi yozdirishlikka qodir bo'lmaydiganlar kimlar? Masalan, saqov, soppa-soq, balog'atga yetgan, aqlli, kuchli, hatraslanib yuraman, lekin saqov, tili ishlamaydi. Yoki masalan, hech yozishni bilmaydi. Birorta kotibni tanimaydi. Yoziradigan odamni ham tanimaydi. Hech imkoniyati yo'q. Hech kimga gapi o'tmaydi ham. Shunda qarabsizki, mana uchalasi uch xil sahlandi. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Agar bir inson Alloh taolaning shu 9 ta ta'kidi, 9 marta buyrug'idan keyin ham agar yozmayib turgan bo'lsa va yozmaganiga uzr aytib turgan bo'lsa, men sahihman, zaifman yoki yozilmayman desa, Alloh aytayaptiki, "Sal yumlil valiyhu bil adli." O'zi qilolmasa, valisi adolatdan yozdirsin, deyapti. Ya'ni tarkimaylar, deyapti, qarang. Bu yana bitta buyruq bo'lyapti. Valisi kim? Valisi albatta avvalo har bir insonning valisi eng yaqin qarindoshlari. Undan keyingi valilar islomiy valilar, islomiy hukumatlardagi shu ishlar bilan shug'ullanadigan idoralar. Ya'ni xilofat, islomiy hukumat. Undan keyingi 3-chi shaxs esa shu ishni ustida turgan ish egalari. Masalan, bizning zamonimizda shunday idoraga tushib qoldingiz. Bu muomalani bir tarafi shu imkoni bo'lmasa, shu ishida turgan, tarjimonlik qilib turgan yoki ishlarni yozib turgan, masalan, muhammiylar, haqlarni himoya qiladigan insonlar,
şu işte mahsul bo'lyapti degan kişiler bu narsalarni yozdirish kerak ve bu şu işning egasi bo'ladi. Valiyuhu bo'ladi. Şu insonning egasi hisoblanadi. Ular ham oyatga to'g'ri kelaveradi. Boshqa chorasi yo'q-da. İslomiy hukumat yo'q, boshqa bir qarindoshi yo'q, hech kim uni oldiga tura olmayapti. Unda shu odam yozdirsin. Ve adolatla yozdirsin. Hech kimga zulm qilmagan holatda, tarabdorlik qilmagan holatda. Alloh taolo yozishlik bilan kifoya qilmadi. Yozishlikka buyurdimi? Yani molimizni himoya qilyapti. Endi guvoh olib kelyapti. Vastashhidu. Va guvoh talab qilinglar deyapti. Yozishdi ustiga bu. Au demayapti-ku. Au istashhidu demayapti. Yoki yozinglar yoki guvoh olib kelinglar demayapti. Yozinglar va guvoh qoyim qilinglar deyapti. Istishhod guvoh talab qilishlik, istifhol bo'lsalar talabul fe'l. Bir fe'lni talab qilishlik bobidir. Shahidayni ikkita guvoh talab qilinglar, ikkita erkak. Min rijalikum erkaklaringiz ichlaridan. Bular erkaklar qanday bo'lishlik kerak? Albatta adolatli insonlar bo'lishi kerak, dindor insonlar bo'lishi kerak. Kofirlar, fosiqlar, munofiqlarning guvohligi o'tmaydi. Fiqh kitoblarida o'qidilaringiz, Kitobush Shahada, shahodat kitobida, guvohlik kitobida. Kimi guvohligi qabul qilinadi, kimi guvohligi qabul qilinmaydi. Endi bir inson aytsa-ki, uni qayerdan topyapsizlar sizlar? Bu shartlarda Alloh taolo shahidani mutlaq aytdi. Mutlaqo har qanday erkakdan, har qanday ikkita guvoh bo'laveradi desa, oyatni davomida mimman taraddawna minash shuhada dedi-ku. Guvohlarni ishlarizda, ishlaridan sizlar rozi bo'ladigan kishilardan deyapti. Bizni rozi bo'ladigan kishilarimiz esa taqvodor kishilar bo'lishi kerak. Adolatli kishilar bo'lishi kerak. Biz fisku fasodga, munofiqlikka, shirkka, kufrga rozi emasmiz-ku. Rozi bo'lmaymiz-ku. Demak, mana guvohlikka faqatgina adolatli kishilar olinishi kerak, taqvolli kishilar. Qur'on hadisda bilgan, amal qilgan kishilar. Kofirlar, munofiqlar, mushriklar, fosiqlar, fojirlar, bid'atchilarning guvohligi olinmaydi. Endi shu taqvodor bo'lgan holatda yana boshqa shartlar bormi yo'qmi? Unda ixtiloflar bor. Ba'zilar aytadiki, hur bo'lsin deydi, qul bo'lsa bo'lmaydi deydi. Ba'zilar aytadi, qul bo'lsa ham bo'laveradi deydi. Far'iy masalalar mazhablar o'rtasidagi. Va rijalukum deb ma'lum bo'lyaptiki, balog'at ketgan kishilar. Chunki yosh bola rojil deydi, bilasizmi? Fa illam yakuna rajulayni. Agar bu ikkita guvoh erkak bo'lmasa, ya'ni ikkita erkak guvoh topa olmasalaringiz. Farojdun unda bir kishi, bir erkak, va mirotani va ikkita xotini guvohlik bersin. Alloh taolo mana guvohlik masalasida bir erkak bilan ikkita xotinning saviyasini barobar qilyapti. Ya'ni bir erkak ikkita ayolga teng kelyapti bu masalada. Bir ayol bir erkakning yarimiga to'g'ri kelyapti. Bu albatta erkak kishi uchun bir fazilatdir. Buning hikmatlari ko'p. Birinchidan, zotan bunday muomalalarda erkaklar qiladi-ku. Xotinlar uyda o'tirishlik kerak. Xotinlar bu masalalarga aralashmasin, uyda o'tursin, tinchgina, xotirjam. Nima kerak bor bunchalik fitna fasodni? Va bilasiz, bu masalalarga aralashgandan keyin doim tinch bitmasligi ham mumkin. Ertaga urush chiqishi mumkin, fitna chiqishi mumkin, qon to'kilishligi mumkin, qamash mumkin, jarima kelishi mumkin. Ayollar xorlanib qolmaydimi? Shuning uchun Alloh taolo ayollarni bu masalalardan uzoqlashtiryapti zotan. Keladigan bo'lsa ikkita xotin bo'lsin. Endi hozirda ikkita bo'lishligini hikmatini Alloh taolo zotan oyatda ishorat qilyapti uni. Lekin Qur'onda sabit bo'lyapti bu narsa. Guvohlik masalasida bir erkak ikkita xotinga teng kelyapti. Alloh taolo buni hikmatini bizga aytadimi, aytmaydimi, bu narsa sabit bo'ldi. Biz mana shu oyatlarga ko'ra aqida qilishligimiz kerak. Aqidani o'rganib turib, keyin Qur'onni o'rganmaymiz. Aqidani o'rganib turib, keyin Qur'onni o'sha aqidaga to'g'rilamaymiz. Balki aqidani Qur'ondan o'rganamiz. Aqidamiz Qur'onga muvofiq bo'lishi kerak. Buni nima uchun aytayapman men? Hozirgi vaqtda kofirlar mana shunday oyatlarni olib turib, noto'g'ri tushuntirishyapti. Aytishyaptiki, ikkita erkak guvoh bo'lsin yoki bir erkak va ikkita xotin. Bu nima degani bu? Xotinlarga haqorat degani. Xotinlarni pastga urish. Xotinlarni haqqini mensimaslik. Nima uchun endi agar bir erkak topilmasa o'rniga bir xotin kelmayapti? Bu xotinning nima kamchiligi bor? Bu ham inson-ku, buni ham aqli bor, buni ham ko'zi bor, qulog'i bor, nima kamchiligi bor buni? Hech qanday kamchiligi yo'q. Bitta erkakni o'rniga ikkita xotin kelsin degan narsa xotinlar uchun haqoratdir, haqsizlikdir.
Şunun için biz ayollarda himaye kılamız deyip kafirler. Ve kafirler ayollarda kendi himaye kılıyordu geleneğini kösteti yaptı. Bana Suriye'de kendi himaye kılışı yaptı kadınlardı. Afganistan'da kendi himaye kılışı yaptı. Irak'ta kendi himaye kıldı. İnsaniyet tarihinde bu mege harliklerde gördü ayollar. Bana Birme'de kendi himaye kılışı yaptı. Birme'de. İnternetlerde görüyorsunlar ki. Ayollarga insanlığımız hayvanlığı hakkıya verişmeyordu. Şu trik can gözü, can zat gözü diye hakkı vermeyordu. Hala kendini kılıcı yaptı. Yani gapırı bu meydan derecede. Bir yerde Kur'an'ın mukabiliğe çıkışadı ki biz hatınlarda himaye kılalımız deydi. Uzlarını hem hatınlarını himaye kılışalmayaptı ki kafirler uzlarını ayarlar, uzlarını dinlerine, uzlarını memleketine mazum buyken. Avrupa'ya barın, Amerika'ya barın, Rusya'ya barın, Japonya'ya barın. En har buyken tabaka hatınlar tabakası. En harlayan tabaka hatınlar tabakası. Harla şey yaptı onlar. Ayollar da İslam himaye kıldı. Ayollar ki izzetli İslam verdi. Şerefli avruğunu İslam verdi. Kıyamet geçti İslam himaye kıladı ayollarını. Şimdi bu ikide ayol kesin diyen ayollar ki hakaretmez. Bu hakikat bu. Mimmen teradavne mine şuhede. Yuvahladı içinde razı buladığın kişiler izden alıyla diyen. Ayol kişiyem, erkek kişiyem takvadar mısın? Biz razı buladığın kişiler mısın? Fasıkların yuvahlığı alınmaydı. Yuvahlığı alınmaydı. Yan kişiler o şekette günah kıladıyorlar. Arak içediyorlar. Müzik işlediyorlar. Ya ki bir ayalı ki hicapsız o fasıka dur. Yuvahlığı alınmaydı. Ya ki onun eri hicapsız yürüyen hatında eri fasıktır. Çünkü deyiz. Dedesi, erkesi, ülkesi fasıkları yuvahlığı alınmaydı. Eğer şu hatınca karşı yaptırken bu mesela. Karşı yapsız, davet kılıyapsız. Bu işe razı mısınız da fasık mısınız da vazifesi beceri yapsınız. Ya ki sigaret çekip yaptırken adamlar cumhuriyete göre fasıktır. Sakalını kesip yaptırkenler, kır yaptırkenler. Ya ki şu bir tutamdan kerte kılıp kıskartır yaptırkenler. Cumhuriyete göre fasıktır. Hanefilerine göre anık fasık. Hanefilerine göre bütün Hanefiler. Ebu Hanife'nin zamanında bizim zamanımız geçe bütün Hanefilerine göre fasık olur. Sakalını keskenler, kırgenler. Şafiilerde ıhtılaflar var. Başka mezheplerde. Karim bizi diyordaylar Hanefimiz dedi. Sahte bu. Hemen sahtekarlık. Hanefi mezhebinde sakalda kırışan fisk fasık buladı. Kıskartırken fasık buladı. Ayarlarda libasını kişiliği fasıklıktır. Ayarlar ülkelerde libasını kişiliği fasıklıktır. Küfür hükümetlerine hizmet kırışlık fasıklık. Müslümanlara zarar verişlik fasıklık. Eğer kafir bu mesele eğer. O zaman kafir buruşluğuna hatarı köp. Ve yine iki adam aç oturuptu yanında. Bu tok. Ölümde hatarı yok. Yanında tamam var. Şunlar da çakırmayan. Hem bana şöyle göstertti bir yer. Karadan koyu yaptılar. Ulanan aç. Dünya güvahlığı kabul kılınmıyordu. Belki köçelerde hiç kim yok bugün paniyeler demez. Adamların gözünü on gide. Köçede şimdi kit yaptı. Şimdi tezkarı kalıptı. Bavul kılı yaptı. Hacetini çıkarı yaptı. Bunlar da güvahlığı alınmıyordu. Meclislerde otururken de, meclislerine hürmetsizlik kılıçlık. Hemen aslında adamla oturuptu, bu adamlara ayağını uzatıp oturuptu. Ya iki arasında birleştirdi, ya ki açıp. Ya hemen yakar ayağını uzatıp, yan başlayıp yatıptı. Bunlar da yuvahlığı alınmıyor. Çünkü Müslümanlar da neyinsine yattı da bu. Ya ki meclislerde, medreselerde, Müslümanlar içinde yürüyende, İslami keyfiyetli yürüyette, bazarlara çıksa, köşeye çıksa, keyfiyetini özgürtürüp alabilen kişiler var. Ular diyen güvahlığı alınmıyordu. Hatta eskiden alımlar içerdi ki, eski ulamalardı fatvası, ahli ilim. Ahli ilim yani ulamalar köçelerinde, bazarlarında dupkiyip yürmese güvahlığı alınmıyordu deydi. Şimdi fakat köçedeki iş gereken diyenemez. Yani az ettim ki, dindarlar içinde dindar olup yürüptü mü, teşkar diyen dindar borçluluk gerek. Bu neseler insanların fiskalı bana diyen neseler. Mesela siz eğer hali sakalist çıkmayan, yaş yiğit bu siz, modni libaslarda kiyip, hiç kendi İslami alametiniz yok, pazarlarda yürüyün, köşelerde yürüyün, fasıka kızlar hemen sizi gekareydi, mail buladı, uzayet açık hareket kıladı. Bu ne pazardan zorla salamet çıkarsın, bu yüzden halak bulasın. Öyleyse o şey meydanda ölüp gidersin. Ama yaş yiğit siz hali sakalist çıkmayan yok, dopi kiyip bu siz, fasıka kızlar biraz tartınadı. Ne közü çıkıyorsam etedi bu dindar bu değil. Bizi karamaydı o değil. Gepirsizlikem şarmanda kalan değil. Buna gep atsak
uyalmaysizlarmi, qanaqa qilsizlarlar, hayo yo'qmi deb chalmanda bo'lamiz deydi. Do'ppi kiyib olibsiz-ku deydi. Uzun libos kiyib olgan bo'lsangiz hech. Siz gapirsangiz hayron qoladi u. Uzun libos kiyib olgan bo'lsangiz siz gapirsangiz hayron qoladi. Qulog'iga ishonmaydi. Qarang, islomiy kayfiyatlarda insonga foydasi bor. Shuning uchun islomiy kayfiyatlaringizni himoya qilishingiz kerak. Bu degani do'ppi kiyish vojib degani emas. İslami keyfiyat bu. Ha, bir insan daim mesela dopi kiymeydi. Onun meselesi başka. Peki sahabelerin zamanında şunu bilirler ki, sahabelerin zamanında. Ömer ibn al-Khattab. Onların zamanında abruli adamlardı, başıdaki libasını hiç varışlık ceza hesaplanırdı. Yani bir tabi'in, ya ki ilmi az bugün sahabeye, yengirrak ceza bir mahcup olsa, sellesini ya ki dopusuna koyacaktı. Gelen baş köşeye çıkar varacaktı. Kiymeysen senle. Üç gün gece, bir hafta gece senle dopu kiymeysen dedi. Bu adam gelen başvurardı, hemen bırakdı ki, ne gel buldum gel, hiç değil mi? Falan iş kütleyken, Allah saklasın, diyken dedi. Bizi zamanımızda ki de Müslümanlar dopu kiymeysi kiymeydi. Ne gel? Yani İslami dopu, öyle Özbeki dopu mez. İslami dopu, dopu ise Özbekçe dopunu öylemeyler. Özbekçe dopu, nümelerden kiyken, macusilerden kiyken o adet o. İslami alakası yok. İslami dopyaki selleler, hazırlığı adamlar ne demek ki işten üyeli yaptı? Kafirler mahsara kılı yaptı. Fasırlar mahsara kılı yaptı. Şunun için ki ilgileri kime yaptı? Lekin, mesela zahiren karagenizde hem dopyaya nispetten himmetten hunibagen şapkeler var, kepkeler var. Bunlar iki iyi bir şey oranı. Kibir kılıcı, mahtanışı. Caizmezsiz tartışa diyem. Dopyanı caizmez deydi, şapkeni ki işeydi. Sizi mahsara kılıcaz. Demek ki kafirler mahta yaptı da, şapkelerde reklam akılışı yaptı da. Lelinem ki yeneken de, ayvanı bugün şapkelerde. Avrupa'dakiler, Amerika'dakiler ki yaptıyken de. Şunun için kaç etrafsız kılıyorum. O zıbılar ne akılıştı. Azıcık Müslümanlar ozunu unutup koydu kimliğine. Bu nesnelerde itibar verişlik gerek. Hullas günah kebire kıladığı kişiler. Ya ki sagirede davami buladığı kişilerde güvahlığı alınmıyordu. Şöyle ayeti yaptı Allah Teala. Mimmen teradavne mine şühede. Güvahlar diçiden razı buladigan kişilerden sizler güvahlarını talep kılıyorlar diye. Ente dille ihdâhüme fetuzekkira ihdâhüme ukhra. Şu ikide ayol koyulun geldiği de hikmetini ayeti yaptı Allah Teala. İkidesinden bittes adeş kosa o başkası aşı adeşkenini tuzekkira isletedi diye yaptı Allah Teala. İkide el bu geliginin sebebi şu. Ayollar erkeklerine nispeten unutuşurak buladı. Unutuşluğu kabiliyeti köpürak buladı oranda. Demek ki ayol kişilerinin fikri köpürak meşgul. Ayolların başında mesele köpürak. Ve fikirleri köp çeşilip kalırdı. Şunun için mesela uzunluğumuz işimizde hem hani adamlar hani nisal kılıngende ya ki gapırlıngende hiç kim etmedi ki dedem püldü yaşılıp koyup toparma yaptı demeydi. Ana genisler derlerdi. Ona pul yaşayıp koyuyken, kakya koyuyken uzun bilmeyordu. Gürtan tenge koyuptu mu, duşa tenge koyuptu mu, balıştı içe koyuptu mu, kitap dizgi sap koyuptu mu, kakya koyuptu iken, aktarı yürü ona tapamıyordu. Yani kişinin ülkeler İstanbul'a çünkü etmiyordu ki. Ayol kişiler unutmuş rak buladı. Tez unutadı. Unutkenle yenemeden, aklının nakısını giden. Peygamberimiz Aleyhisselam, sayı hadislerde, Bukhari'deki hadislerde, ettiler ki ayollar gey, ayollar cemaati, ehtiyat buluylar, cehennem ahlinin köpçülüğü ayollardır dediler. Ayollar soradı ki sahabiyeler, ya Resulullah ne gel biz cehennem ileri köpçülüğü bul yaptız. Cehennem ya kirgenleri köpçülüğü ne gel hatınlar bul yaptı dese, ettiler ki tüksinle la'na, la'na tüküp etesiler. Siz bize bazı hatınlar dedi ki, mi la'na etmeyin ben ki o deydi. Ne dediysen, işte dedim ben. Bana yattığın getirse ne deysen, ne deyim ben, ölgün deyim ben, öle deyim ben. Yattığın ki gidemez az, yaş görsem şimdi, öle deyim ben. Ölgür deyim. Şu yaşı yapıyorlardı. Ölgür deyeni lanet deyeni de. Ne de manası farklı var onun. Lanet ile ölgün deyeni, ikilesi manası bitti. Bir insanın öldürgenden kette zulüm var mı? Ölüm tıla yaptık o. Peygamberimiz şunu yapıyorlar. Ayollar laneti köp yapacak. Bedduanı köp kılacak. Tilinge küydürüge çıkır. Cuanlar bugür dedi.
O'zbeklarda bor, o'zbeklar aytadi juvonmark bo'lgan deydi, ammo o'zi ham bilmaydi nima degani u. Forscha kalima juvonmark degani yoshligida o'lib ketgan degani. Juvon degani yosh degani, mark degani o'lim degani. Yoshligingda o'lib ketgin deganida. Qarang biz xotinlar qanchalik xatarli xotinlar. Keyin mashina urib ketsa, keyin Allohga shikoyat qiladiki, "Ya Alloh, nimaga bolamni o'ldirding?" Sen kuniga 100 marta duo qilading-ku, shu yoshligida o'lib ketsin deb. Duoing qabul bo'ldi-da. Ya qamalib ketsa, Alloh ta aybdor qiladi, o'g'lini aybdor qiladi. Kuniga 100 marta bad duo qilyapti turadi. Shu o'g'li halok bo'lishligi uchun. Ikkinchisi va takfunnal ashir va erga nonko'rlik qilasizlar dedilar. Qarang, eng katta ayblari shu. Bad duoni ko'p qiladi va eriga nonko'rlik qiladi. Hammasi emas albatta. Shu jahannamga boradigan xotinlar. Qaysi bir xotin jannatda bo'lishni xohlasa, shu ikki tarasidan saqlansin. Tilini tiysin, faqat shirin gaplarni gapirsin va erini qilgan ehsonlarini bilsin, yaxshiligini bilsin. Eriga nonko'rlik qilmasin. Bo'lmasa jahannamiy bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom shu hadisning davomida aytdilarki, o'zi aqllaringiz va dinlaringiz noqsu, lekin eng aqlli insonlar uchun nihoyatda g'olib bo'luvchisizlar dedilar. Ag'lab dedilar. Qarang, ayollar o'zi aqli noqis, dini noqis, lekin nihoyat aqlli bo'lgan erkaklarni yo'ldan chiqarib yuboradi. Shuning uchun Islom aytadiki, ayollar uyda o'tirsin deydi. Bo'lsa o'ziga ham zarar, boshqasiga ham zarar. Fosiqa xotinlar aytishi mumkin, nimaga o'ziga zarar? Masalan, bir odam eri xotini yashayapti. Bu erkak ko'chaga chiqdi. Nihoyatda dindor, ilmli, taqvodor, nihoyatda aqlli inson. Lekin ko'chada bir fosiqa xotin, nihoyatda o'zini ziynatlagan, ham chiroyli. Bu odamni o'ziga jalb qilishga harakat qilyapti. Nima bo'ladi bilasiz-ku, buncha odam ta'sirlanadi. Shunda qarabsizki, hali qizni yaxshi ko'rib qoldimi? O'zini xotini bilan janjal boshlanyapti. Uradi, boshqa qiladi. Birga yashaganda ham zulm qilib yashaydi. Bo'lmasa taloq qiladi, tashlab yuboradi. Hali fosiqa qizni uylanib ketadi. Demak, qarang, ayollarda ko'chada bunday yurishligi o'zlariga zarar bo'lyapti. Eridan ajrashishiga sababchi bo'lyapti. Tushundingizmi? Va u haligi ikkinchisi ham mutmay xotirjam yashamaydi-ku. Unga yana bitta boshqa balo chiqishi mumkin. Boshqa bir ayol undan keyin erini yo'ldan chiqarishligi mumkin. Ya'ni o'ziga ham jamiyatgan erkaklarga ham zarar qiladigan narsa. Ya'ni ayollar noqis, lekin qara erkaklarga g'olib bo'lib qolishyapti. Bu bilan payg'ambarimiz alayhissalom ayollarning fitnasini qanchalik xatarli ekanligini ham ko'rsatyapti. Ya'ni ayollar masalasida katta ketmanglar. Balomiston demanglar. Doim tarixda kofirlar musulmonlarga zarar berishlikda ayollardan istifoda qilishgan. Doim ayollar yo'li bilan islomga qattiq zarar bergan ular. O'sha kofir, fosiq ayollar deb kelib. Hindistonda Boburdan qolgan juda katta hukumat bor edi. Butun Hindiston, Singapur, Birma, Bangladesh, Pokiston, Afg'oniston juda katta mintaqa bu. Hammasi bitta hukumat edi. Dunyodagi eng qudratli hukumatlardan bittasi edi. Lekin shu hukumat qayerga ketdi? Qanday bo'lib ketdi? Shu Boburning oxirgi zurriyotlari zamonida inglizlar Hindistonga kelishni boshladi. Tojir bo'lib, tijorat maqsadida, sayohat maqsadida kelishyapti. O'sha zamondagi xalifalarga hadiyalar berishdi. Hadiyalarda qizlarning rasmlari bor. U podsholar ham oldiniga uyalib, "Bu joiz emas. Ular qasdan qilishyapti." Masalan, idish tovoq beradi, qizlarning rasmi bor. Shunday qilib sengizga o'rgatdi ular. Keyin rasmli idishlarni oladigan bo'lishdi, tomosha qiladigan bo'ldi. Insonki nafsiga yoqyapti. Keyin qizlarning rasmini berishni boshlashdi. Qizlarning rasmlarini. O'sha inglizlar, ya'ni Yevropani chiroyli qizlarini rasmlari. Yarim yalang'och. Oldiniga albatta qabul qilmadi, kesak-kesakka o'rgandi. Rasmlarni ko'rib, Hindiston ayollariga solishtiradiki, ular chiroyliroq ko'rinyapti. Undan keyin shulardan olib kelsa bo'ladimi deydigan bo'ldi o'zlari. Shularni bir ko'rsak. Albatta bularda maqsad shuda o'zi. Keyin inglizlar Yevropadan shunaqangi eng fitnachi, eng badda hayollarni olib kelishdi, eng shayton bo'lgan. Zohiran chiroyli, nihoyatda makkor. Shular o'sha islomiy amirlarni quchog'iga kirdimi, buzdi hammasi rasvo qilishadi keyin. Ketdi hammasi. Bunaqangi narsa islom tarixida ko'p bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytyaptilar, sizlar ayollar, o'z aqllaringiz noqis, dinlaringiz noqisu,
Lekin erkaklar uchun eng xatarli fitnasilar deyaptilar. Albatta bu taqvodor ayollarga nisbatan emas. Aytayapmiz, bir ayol kishi uyida o'tursa, dinini saqlab, obro'sini saqlab, ular eng fazilatli ayollardir, balki eng fazilatli bandalardir. Lekin amal qilmaganlar to'g'risida deyapmiz. Shunda sahobiyalar aytdiki, ya Rasululloh, ma nuqsanul aqli va din. Biz aqlimiz va dinimizni noqisligini sababi nima? Deganda payg'ambarimiz alayhissalom aytlariki, amma nuqsanu aqliha fa shahadati imro'atayn ta'dilu shahadati rajulin. Ikkita xotinning guvohligi bitta erkakning guvohligiga teng kelishligidir deyapti. Ya'ni hadisda payg'ambarimiz alayhissalom ochiq aytayaptiki, ikki xotinning guvohligi bir erkakning guvohligiga teng kelishligi xotin kishining aqlini noqisligini dalilidir deyapti. Sahih hadisda kelyapti. Bu demakki, ayol kishining aqli erkakka nisbatan noqis ekan. Ya'ni bu haqorat emas bu. Buni qabul qilishlik kerak. Ya'ni bir odamni bo'yi 1.5 metr bo'lsa, boshqaniki 1.70 bo'lsa, 1.5 metr bo'lgan odam bo'yini noqisligini qabul qilsin-da. Yo'q, men undan pakana emasman undan. Yo'q, u mendan baland emas. Yo'q, desa joiz emas bu, aqlsizlik bo'ladi. Ayollarni aqlini Alloh taolo erkaklarning aqliga nisbatan oz qilib yaratib degan. U degani o'zini zotida oz degani emas. Ayolni o'zida ayolga kerak bo'lgan aql yetarlicha, tushundingizmi? O'ziga nisbatan oz emas, erkakka nisbatan oz bo'lyapti. Uni misoli quvvatga o'xshaydi. Kuch. Kuch masalasida ayol kishi erkak kishiga teng keladimi? O'tgan zamonlarda albatta deyishardi odamlar. Bizning zamonda javob yo'q, qarang. Odamlar dindan uzoqlashib ketganligi uchun. Bo'lmasa aslida qarasangiz, bizning zamonda odamlar dindan uzoqlashganligi uchun erkaklar erkakligini unutdi. Kam erkaklar qoldi, sanaqli erkaklar qolgan. Lekin erkak kishi jasad e'tiboridan, kuch quvvat e'tiboridan ayol kishidan ko'ra quvvatli. Masalan, ayni yoshdagi, ayni masalan kilosi og'irligi bir xil bo'lgan erkak bilan xotinga yukni ko'tarishdikka buyursangiz, erkak kishi ko'proq ko'taradi. Ayol kishi unchalik ko'tara olmaydi. Bu endi ayol kishiga haqoratmi? Yo'q. Ayol kishining o'zini vazifasi bor. Uni vazifasi yuk ko'tarishlik emas-ku, ish qilishlik emas-ku. Stroykada ishlashlik emas-ku. Ko'chada yurib pul topishlik emas, uni vazifasi uyda o'tirishlik. Izzatini, obro'sini saqlab. Eri qilishlik kerak bu ishlarni. Alloh taolo shuning uchun hammasini eng hikmatli holatda o'ziga yarasha mukammal qilib yaratgan. Ayol kishi shunday quvvat e'tibordan quvvat erkakka nisbatan kamroq bo'lishligi va aql e'tibordan ham erkakka nisbatan aqlining kamroq bo'lishligi bu juda katta bir hikmatdir bu. Xotin uchun haqorat emas. Ayol kishini erkakka nisbatan nozikroq bo'lishligi ham bu hikmat. Shu bilan ayol kishi yana ham go'zal bo'ladi erkak kishiga nisbatan. Er xotin o'rtasida muhabbat bo'ladi. Xotinlar ham erkakka o'xshab qattiq bo'lsa, erkakka o'xshagan bo'lsa, qanday bo'ladi? Oilani qanday tasavvur qilasiz unda? Xuddi erkakni yashab turgandek bo'lasiz. Ayol kishi nazokatli bo'lishlik kerak. Ayol kishiligi bilinsin-da. Bu hikmat-ku bu. Aqlni masalasi ham shunday. Ayol kishiga o'ziga yetarli aql berildi, erkakka ko'proq berildi. Nega? Erkakning ishi ko'p. Ko'p ishlarni qilish kerak u. To'g'ri, hozirgi erkaklar endi seriyali kinolarni ko'rib, futbolni ko'rib yotibdi, xotinlari tijorat qilib yuribdi. Shuning uchun xotinlar ularga hokim bo'lgan. U boshqa masala, u dinsizlik u. Fa hadza nuqsonul aql, mana shu aqlning noqisligidir dedilar. Fatam kusul layali la tusalli va tuftiru fi ramadon fa hadza nuqsonuddin. Va bir necha kecha namoz o'qimaydi va ramazonda roza tutmaydi, mana shu dinning noqisligi dedilar. Ayol kishi mana hayz ko'radi, hayz ko'rgan kunlarda namoz o'qiy olmaydi-ku. Shunda erkakning savobi ko'payib ketdi. Erkak namoz o'qiyapti-ku, o'qiyap turgan bo'lsa. O'qimayapti turgan bo'lsa, to'g'ri hayz ko'rmayapti-yu. Yoki ramazonda ayol kishi mana hayz ko'rib qolsa, roza tutolmaydi, erkak tutaveradi. Qani? Shu bilan erkakning savobi ko'payib ketyapti. Bu degani ja ko'payib ketdi degani emas, xotin kishini ham erkakka berilmagan ba'zi savoblari bor. Bolasiga qaragandagi savob, eriga qaragandagi savob va boshqa o'zlariga xos bo'lgan katta savoblari bor ayollarniki ham. Alloh taolo hamma narsani mukammal qilib yaratgan, eng mukammal adolat bor. Lekin mana ayollarda dinini noqisligi va aqlini noqisligi erkaklarga nisbatan o'zini zotida mukammal, erkaklarga nisbatan noqisligi mana sahih hadisdan sabit bo'ldi va oyat ham aytyapti. Qarang,
ikkita ayol deyapti. Chunki shu ayollardan bittasi tadilla adassa narigisi eslatib qo'yadi deyapti. Adassadan maqsad unutsa. Chunki mo'mini ayol hech qachon qasddan adashmaydi. Bilib turib inkor qilmaydi. Hali guvohlik masalasi dedik-ku. Mo'min ayol hech qachon bilib turib masalani o'zgartirmaydi, hech kimga yolg'on guvohlik bermaydi. Demakki, bilmasdan qilyapsan, unutdi u. Unutsa keyin narigi xotin uni to'g'irlab qo'yadi. Unda emas, shunday bo'ladi-ku. Sekin birinchi gapi nima bo'ladi? Voy o'lmasam deydi. Yana badduo qiladi. Oyatdan sobit. Ya'ni ba'zi kishilar Yevropadan, kofirlardan, yahudlardan ta'sirlanib, hozirgi Buxoriyda kelgan hadisni zaif deyishadi. Buxoriyda Muslimda kelgan hadis, ya'ni aqli va dini noqis degan hadis Buxoriy Muslimda kelgan. Lekin ba'zi professorlar bu hadisni zaif deydi, bu xotinlarga haqorat deydi. Mayli sen hadisni zaif deb rad qilding. Oyatga nima deysan? Oyatda Alloh taolo ikkita ayolni bilan bitta erkakni barobar deyapti-ku. Qani? Agar siz haqorat tarafidan qarasangiz, bunga javob topa olmaysiz. Chunki yo'q narsada botilda. Bu haqorat masalasi emas, bu hikmat masalasi bu. Xilqat masalasi. Alloh taolo shunday yaratgan. Tagida hikmatlari bor buni. E'tiroz qiladigan masala emas. Kim e'tiroz qiladi? Nimaga oy bitta, yulduzlar ko'p deyaladimi? Deyalmaydi. Oy yulduz qancha bo'lsa, oy ham shuncha bo'lish kerak. Nimaga quyosh bitta, ikkita bo'lsa bo'lmaydimi? Deyalmaydi hech kim. Bu ham shunday masala. Va shu masalada ham yana Alloh taolo bizning molimizni himoya qilyapti. Guvohlik masalasida ikkita ayol kelsin deyaptiki, guvohlik mustahkam bo'lsin deyapti. Yozishdi ustiga guvohlar qoyim qilindi. Molimizni himoya qilyapti Alloh taolo. Demak, butun ummat molini himoya qilishlikka qattiq ahamiyat berishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga sahobalarga nasib qilgan halol, fazilatli mollarni nasib qilsin va sahobalarni himoya qilgandek bu ummatni ham himoya qilsin. Nasib qilsin va sahobalarni himoya qilgandek bu ummatni ham himoya qilsin. Nasib qilsin va sahobalarni himoya qilgandek bu ummatni ham himoya qilsin. Nasib qilsin va sahobalarni himoya qilgandek bu ummatni ham himoya qilsin. Nasib qilsin va sahobalarni himoya qilgandek bu ummatni ham himoya qilsin.